şeyde yoğun bakımda yatan hastaların da ayrı işte olmuş. Yarı çıplak olduğu için ayrı olması. Adam canınla uğraşıyor orada yani. Böyle son nefesini ya verecek ya kurtulacak. Yoğun bakım o. Yoğun bakım hemşiresi, yoğun bakım doktorunun motivasyonu mesela. Düşünün yaşatabilmek için nelerle uğraşıyor. Ve birilerinin yoğun bakım deyince aklına ne geliyor? Ama esas mesele şu. Mesela geçen gün Akit TV'de meczup yine meczup diye geçiyorlar. Biri çıktı dedi ki, ya dedi biz dedi işte saymaya başladı İstanbul'dan bazı yerler meclisi söyledi. Sizi dedi kesmeye başlasak dedi buralardan başlarız falan diye söyledi. Sonra AKP'nin sözcüsü Mahir Ünal çıktı bunu kınayan bir açıklama yaptı. Aman bütün köşe yazarları bunu alkışlamaya başladı. Ne kadar doğru bir açıklama yaptı. Aslında biz başlasak siz kimsiniz demiş Mahir Ünal bizi temsil etmez demiş. İşte bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. Bir anda AKP o meczuptan öbür meczuptan arınabiliyor. Şimdi arınmamaları için bu hafta bunun üstünde biraz durduk ama bunu sürdürmek lazım. İsmet Paşa'ya sormuşlar. Paşam sürekli bir şeyi tekrar ediyorsun. Neden? Çiviyi bir kere çakmakla sokamazsın. Aynı yere devamlı vurmak lazım demiş. Bizim kusurumuz tekrarın gücüne inanmıyoruz. Genel Başkan harika şeyler söylüyor. Biz 2 gün, 3 gün süreyle bunu dinliyoruz. Ama bunu fabrikada, kahvede, köyde, sokakta, derste, okulda sürekli tekrar etmiyoruz. Şimdi AKP bunlara karşı dönüyor diyor ki, efendim bizi bağlamaz. 2 tane meczup biz de kınıyoruz. Şimdi 2 tane şey göstereceğiz. Birkaç tane fotoğraf. Şimdi bakın. Bu beyefendi kim? Fesli Deli Kadir. Bu beyefendi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Bu buluşma 19 sene önce olmuş da tövbe istiğfar edilmiş, gömlek çıkarılmış, değişmiş değil. Bu buluşma bundan sadece 9 gün önce oldu. Hastanede ziyaret etti. Elini tuttu, gözüne baktı. O böyle parmağını kaldırdı. O Cumhuriyet'e meydan okuyan fesiyle ona bir şeyler söyledi. Bu adam kim? Bu adam 10 Kasım'da 9'u 5 gece Kenef'e gidin diyen adam bu. Fesli Deli Kadir'in kayıt altında inkar edilemez, yalanlanamaz sözleri. Bu adam kim biliyor musunuz? Hani bunlar çok milli ve yerli ya şimdi. Milli ittifaklar bilmem neler. Bu adam keşke Kurtuluş Savaşı'nı Yunan kazansaydı da şeriatta, hilafette dursaydı diyen adam. Bu adam 500 yıl Yunan'ı biz yönettik, bir kere yendik diye neden bayram kutluyoruz diyen adam. Bu adam Atatürk heykellerinin it leşi gibi yerlerde sürüklendiği günleri göreceğiz diyen adam. Bu adam Atatürk'e zerre kadar muhabbeti olan ne dirime, dirisine gelmiş, ne ölüme gelsin diyen adam. Onunla itibatım olmaz. Dirisine gitmiş, emin olun yarın ölse gitse tabutunun altına ilk girecek olan da yine bu adamdır. Bunu biliyoruz değil mi? Şimdi bak. Bizi ilgilendirmez diyor ya. Bakın genel başkanları. Bu yine Fesli Deli Kadir. Yanında giden meclis başkanı. Yanına almış kim? Eski Rize Belediye Başkanı. Birlikte gitmişler. Rize Belediye Başkanı hangi lafından hatırlıyoruz? Niçin Atatürk heykeline çelenk koymadın diye sorunca bakın ata, biz ata, ite, puta tapmayız demiş bu adam. Şevki Yılmaz. Şu anda partideki görevi belli. Bunun kankası ve birlikte gidip yine elini tutmuşlar buna. Kimse bize hikaye martaval okumasın. Bunlar o meczupları tutan, sırtını sıvazlayan, cebine parasını koyan, kendi yerine Atatürk'e ve Cumhuriyet'e küfrettirenlerdir. Bunu böyle görelim. Bir resim daha göstereceğim. O kim biliyor musunuz? Bu eli tuttuktan 2 gün sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı bir başka genel başkanın elini tuttu. Bakın. Bu da Devlet Bahçeli. Şimdi bunlar bunu bütün seçmenimiz Atatürk'ü seven,
kendine gerçekte milliyetçi diyen, kendini Cumhuriyet, Atatürk, vatan, millet sevdasıyla gören bütün seçmenlerimiz, vatandaşlarımız görsün. Bu eli tutanı iki gün sonra elini verip tokalaşıp ittifak sağlayıp tam mütabıkız diyor. Devlet Bahçeli, tam mütabık mısın? Hani bu diyor ya arada. Şimdi biz söyleyelim bakalım. Kadere bak. Kimler kimlerle beraber? Bunu MHP'nin güzel üyeleri, insanları görsün. Vatandaşımız görsün. Kimler kimlerle ittifak yapıyor bilsin. Önüne gelene terörist diyen, önüne gelene vatan haini diyen, vatan haininin elini, Atatürk düşmanının elini, Yunan ordusunu tutup milli mücadeleyi kazanmaya üzülenin elini kim tutuyor? Gözüne kim bakıyor? Görsün. Ona göre karar verin. Biz de Atatürkçüyüz. Bu adam diyor ki zerre kadar muhabbet besleyen yanıma gelmesin. Yanına gidiyorsan ne yaptığın belli. Elini tutan da ortağı da belli. Ondan bunu bir görelim. Şimdi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı iki gün önce bir laf etti. Dedi ki bir yerde yanlış yapmışız. İfadesini hatta şöyle okuyayım. Geçtiğimiz 15 yılda her alanda tarihi başarılara imza attık diyor. Eğitim, öğretim ve kültür konusunda geride kaldık. Bu konuda hep hayıflanıyorum. Demek ki bir şeyleri eksik yapmışız diyor. Önemli tespit. Önemli tespit. Eksik yapılan şey, Sayın Genel Başkan Yardımcımın ifade ettiği gibi, her sorunun başı eğitimdir. Hatta diyor ki ortalama bir ilimizin yarısı kadar ülkelerde diyor, ne sanatçılar ne kültür insanları çıkıyor, bizde çıkmıyor diyor. Bir kere bir şey bildiği yok. Doğru. Hani diyor ya, eski Türkiye yeni Türkiye. Bu sistemde PISA'ya giriyor çocuklar, çöküyor. Bu sistemde geldikleri günden beri 1'e 7 çocuk istismarı arttı. Kadına karşı şiddet %1450, 14,5 kat arttı. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz diyor ya, toplumu kapatıyor. 6 yaşında çocukları birbirinden ayırıyor. Otobüsleri, trombüsleri pembeye, maviye boyu ayrı ayrı yapıyor. Bu meczupları kendi adına her türlü hurafeyi meşrulaştırıyor, işine gelince yalanlıyor. Bir şeylerde yanlış yaptığı için başta eğitim ve toplumun bilinçaltına verilen mesaj, Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlaşma, batılılaşma derken batı hayranı olma değil, onları yakalayıp geçme. Benim sözümle bilim bir gün çelişirse bilimden yana tavır koyun diye gençliğe vasiyet eden Atatürk'ün yaklaşımı bir yerde, bunlar tersine gitmeye çalıştıkları için çocuğumuzu da koruyamıyoruz. Kadınımızı da koruyamıyoruz. Dersleri de başaramıyoruz. İcatlarda da bulunamıyoruz. Dışarıya bağımlı olmadan yüksek katma değerli bir şey üretip oradan ülkeye bir katkı da sağlayamıyoruz. Ama diyor ya, yarımız kadar ülkeler ne sanatçılar çıkardı. Ya sen son 15 yılda bunları yapamıyor olabilirsin. Ama bu ülke suna kanı çıkardı bu cumhuriyet. Bu cumhuriyet İdil Biret'i çıkardı. İstediğin kadar şeytanlaştır. Bütün dünyanın her yerinde 1,5 yıl önceden biletleri biten, salon balkon ayakta alkışlanan Fazıl Çay, Cumhuriyet'in evladı. İstediğin kadar şeytanlaştır. Bu cumhuriyetin ürünleri ortada. Yaşar Kemal'i ortada. Bazı sözlerine kızsak da bütün dünyanın 40 tane dile çevrilmiş Orhan Pamuk'u ortada. Müjdat Gezen ortada. Bu Nazım Hikmet dünyanın bütün dillerine çevrilmiş, her dilinde tadından yenmeyen, dinlemeye doyulmayan Nazım Hikmet ortada. Ama reddi miras. Biz cumhuriyette yapmadık reddi mirası. Biz devri sabık yaratmadık. Bir ülkenin büyüklüğü kurucu babalarına laf etmemesiyle ölçülür. Bunlar kurucu babalarına laf ediyor. Biz aslında bir yandan işgal altındayken Amerikan mandasını davet eden, İngiliz himayesinden medet umanların bile mirasını da borcunu da reddetmedik. O Abdülhamit dediği Abdülhamit'i biz şeytanlaştırmadık, ama dünya kadar borcunu bu cumhuriyet ödedi.
33 yıl donanmayı Haliç'te paslandırdı. İngilizlerle Fransızlar kızmasın diye Libya'yı, Tunus'u, Kıbrıs'ı, Rodos'u, Ege'deki bütün adaları kaybetti. Sonra dönüyor dolaşıyor diyor ki adalar gitmiş, donanma 33 yıl Haliç'te durmuş. Adaların tamamı el değiştirmiş. Büyük bir savaştan sonra kurtarabildiğimizi kurtarmışız. Sevr'i yırtıp atıp Lozan'ı yapmışız. Utanmadan İsmet Paşa'ya adaları sen kaybettin diyor. Abdülhamit Hazretlerine de siz idam ettiniz diyor. İdam midam ortada yok. Hem cehalet paçadan akıyor, hem yalan sınır tanımıyor.